günü perdesini cumartesi günü tek karşılaşmayla açtık. Vakıfbank takımıyla strateji ve bütçe başkanlığı takımını bambaşka bir skorla yenmeyi başardı. Şimdi yanında da Kutay'la birlikte Burak var. İlk olarak Kutay'a mikrofonu uzatacağım. Bakalım bugünkü galibiyetle ilgili Kutay neler söyleyecek? Teşekkür ederim, merhabalar. Öncelikle ben de Burak arkadaşım da bu sezon bayağı sakatlıklardan çektik. Uzunca bir 4-5 maç sonrasında takıma katılabildik. Takımın bugün galibiyetine katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyum. Bizim için çok kritik bir maçtı son iki maça girerken. Meteksan maçında bir önceki bir hafta önce çok beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık açıkçası. Ondan bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu bugün. Maçın başından itibaren savunmayı çok sıkı tuttuk. Hücumda da istediğimiz atışları yaptık. Sağ olsun takımımızın lideri Alper de bize destek oldu gene her zaman gibi. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, koçu da. Çok güzel bir galibiyet oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Kutay bana pası attı, Burak ben de soracağım. Bir Alper var Vakıfbank takımında. Gerçekten her karşılaşmada ön plana çıkıyor ama tabii sizlerin yardımıyla birlikte bir Alper'e değinelim, ardından da sizin bugünkü mücadelenize. Alper bizim 3 yıldır zaten liderimiz. Yani her maçta olmazsa olmazımız. Onun önderliğinde biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. De gayet başarılı isimlerden biriydiniz. Elimizden geleni yapıyoruz. Dediği gibi sakatlıktan çıktık. Bugün 5 oyuncumuz yoktu aramızda, bizim dışımızda. Rotasyonumuz çok dardı. Evet. Güzel maç oldu. Burçan abi başta olmak üzere diğer takım arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum buradan. Çok centilmence bir maç oldu. İki takım da bence son 2 senede çok gelişim gösterdi. Üstüne koy koya gitmeye çalışacağız inşallah. Başarılar diliyoruz bizler de. Ellerinize sağlık. Sevgili izleyenler, Vakıfbank takımı galibiyetle ayrıldı. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 14. haftanın ilk karşılaşması az önce tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, MAN Türkiye takımları karşı karşıya geldiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başarılı oyuncusu Gökhan yanımızda. Gökhan, tebrik ederiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Valla ilk periyot bizim için biraz zorluydu ama ikinci periyottan itibaren hani farkı açıp daha sonunda korumayı bildik. Önceki maçlarda bunu başaramıyorduk. Yani ilk yarılarda dengeli gidiyordu üst düzey takımlarla ama ikinci yarıda kopuyorduk. Ama bugün onu silip yani potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. O anlamda sevindirici bir maçtı bizim için. İlerisi için neler düşünüyorsun grupta? İlerisi için ya son olarak STM maçımız kaldı. Onu da kazanıp artık B grubunda şampiyonluğu hedefliyoruz. Bizim amacımız bu. Bu zamana kadar potansiyelimizi tam olarak sergileyemedik ama bundan sonra yavaş yavaş oturuyor takım. Başarılar diyoruz, tebrik ediyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Ben. Buradan kaptanımıza da selam söylüyorum. Aşil tendonu kopmuştu. Ameliyat oldu. Acil çıkacak. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Başarılar diyoruz. Teşekkürler. Birazdan günün ikinci karşılaşmasının sonunda tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, günün ikinci karşılaşması az önce tamamlandı. Aselsan ve Roketsan takımları karşı karşıya geldi. Aselsan'ın üstünlüğüyle tamamlandı bu karşılaşma. Yanımızda Aselsan'ın başarılı oyuncusu Batuhan var. Batuhan, tebrik ederim öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Benim hatırladığım kadarıyla 14 rebound'un 9 da sayım vardı. Double double'a çok az kalmıştı. Ama senin yerine kardeşin yaptı double double Roketsan'da. Neler söylemek istersin karşılaşmayla ilgili? Genel olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Zaten hedefimiz önce Ankara şampiyon olup sonra Türkiye şampiyon olmak. Şu an kesintisiz devam ediyor. Dörtte 4 oldu herhalde değil mi? Aynen, 3 karşılaşmaydı. Kaldı. Evet, şu an için 8 puanınız var. Aynen. Tek karşılaşma. Oldukça iddialısınız. Daha öyleyiz. Onun için antrenmanlarımızı da yapıyoruz düzenli olarak sene başından beri. Bunlar da çok etkili oluyor değil mi? Düzenli antrenmandan. Aynen öyle. Yani. Tekrar tebrik ediyorum. İlerisi için neler söylemek istersin? Yani hedefler bundan sonrası için. Vallahi lig çok keyifli gidiyor. Herkes formuna ulaşmaya başladı. Geçen yıllara göre daha keyifli, daha mücadeleli bir lig. Bütün takımları buradan tebriklerimi iletiyorum. Ben de bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Birazdan günün 3. karşılaşmasının sonunda tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 14. haftada az önce bir karşılaşma daha tamamlandı. STM ve Devlet Demiryolları takımları karşı karşıya geldiler. STM'nin üstünlüğüyle tamamlandı karşılaşma. Utku, çok başarılıydın. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok şöyle biraz yaklaşırsan. Evet. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Öncelikle rakibimizi de tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Son periyoda kadar, 3. periyoda kadar başa baş geçti. Son periyotta bizim koparma şansımız oldu. Aslında hep söylüyorum. Bugüne kadar çok maç oynadık ama tam kadroyla bir türlü maç oynayamadık. Çok eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Umuyoruz playoff'a geldiğimizde bu sakatları tamamlayıp daha dinamik bir şekilde oynayacağız. Elimizden geldiği kadar en ileriye seviyeye gitmeye çalışacağız. Bu maç çok önemliydi sizin için. Aynen. Kazanmanız gerekiyordu mutlaka iddianızı sürdürebilmeniz için. Bundan sonrası için neler söylemek istersiniz? Grupta son bir maçımız kaldı. Onu da kazanmak istiyoruz. Daha sonra playoff'lara çıkacağız ve playoff'larda da herhangi bir mağlubiyet yaşamadan şampiyonlara gitmek istiyoruz.
Umarım tam kadra sahaya çıktığımızda bunu başarabilecek güce sahibiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Sağ olun. Birazdan dördüncü karşılaşmanın sonrasında tekrar birlikte olacağız. Evveli Ankara 6. sezonun 14. hafta mücadelesinde günün 4. karşılaşmasında Türkiye Petrolleri karşısında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı galibiyetle ayrıldı. Farklı bir mücadele vardı. Şimdi yanımda o farklı mücadele eden oyunculardan Berke var. Öncelikle tebrik ediyorum ve şöyle giriş yapmak istiyorum. Maç boyunca sadece 3. çeyrek ortasında bir faulle birlikte mücadeleyi tamamladınız. Evet. Öncelikle rakiple ilgili çalıştığınız bir varyasyondu bu anladığım kadarıyla. Bu durumla ilgili neler söylemek istersiniz? Üstte bir de galibiyetle ilgili. Şöyle genel olarak zaten oyun tarzımız bizim biraz daha faulsüz oynamaya dayalı ve biraz daha tempo takımıyız. O istediğimiz tempoyu yakaladığımızda da sayılar zaten peş peşe geliyor. Bugün ayrıca çok da iyi top çevirdik. Durağan hücumlarda dahi topun çok güzel paylaştığımızı zaten sayı paylaşımından da görüyoruz. İsabetli şutlar çıkardık. Bizim için keyifli ve güzel bir maç oldu. Sıradaki maçlarda bakalım daha iyi performanslar göstermeye çalışacağız. Mert'in durumunu da öğrenebilir miyiz? Önemli bir sakatlığı var mı? Şöyle sanırım bir darbe aldı. Yani darbeye bağlı olarak bir ağrısı var. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Muhtemelen sonraki maçlarla yine bizimle olacaktır. Mert'e geçmiş olsun diliyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Sevgili izleyenler, günün 4. karşılaşmasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı Türkiye Petrolleri takımını mağlup etti. Son karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Evveli Ankara 6. sezonu 14. hafta mücadelesinde TUSAŞ takımı Havelsan'ı mağlup etmeyi başardı. Oyunun son düzlüğü bambaşka, keyifli, heyecanlıydı. Şimdi de yakından takip eden Koç Emre bizlerle birlikte hem oyuncuydunuz hem de ardından koçluk serüveniniz başladı. Siz mücadeleyi özetleyecek olursanız bugün takımınız adına neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün öncelikle Havelsan takımını tebrik ediyorum. Çok güçlü bir takım. Gerçekten çok mücadeleci oyuncular var. Biz de çok zorlandık. Fakat bizim takım savunmada bir tık daha sonlara doğru iyi direnç gösterdiğimiz için bir şeyler iyi gitti. Biz de maçı aldık. Çok zor bir maçtı. Rakibi tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takım olduğunu tekrardan söyleyeyim. Böyle bir durum. Yani umarım onlar da keyif almıştır bu mücadele. Zaten biz buraya işte bu mücadele için, bu keyfi almak için geliyoruz. Biz keyif aldık, inşallah onlar da almıştır diyeyim. Başarılar diliyoruz ilerleyen haftalarla ilgili TUSAŞ takımına. Peki bizleri ilerleyen haftada neler bekliyor? Vallahi biz açıkçası böyle çok uzun vadeli plandan ziyade her maç çıkıp burada elimizden geleni yapmaya çalışan bir ekibiz. Hep öyleydi zaten bizim takım. Önümüzdeki haftada gelip elimizden gelen mücadeleyi verip keyif alıp yani izleyenlere de keyif vermeye çalışıp maçı tamamlamaya çalışacağız. Uzun vadeden ziyade maç biz bakıyoruz. Böyle bir durumdayız yani. Size de bu yayınları yaptığınız için Klas Spor'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Klas Spor'u bayağı takip ediyorum. Ankara Gücü maçlarını da oradan takip ediyorum. O yüzden çok sağ olun. Biz de başarılar diliyoruz TUSAŞ takımına. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, CBL Ankara 6. sezon 14. hafta mücadelesini tamamladık ve perde kapandı. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.